Damarda sizden istediğim konu vaskülit. Mutlak bir şekilde vaskülitlerde size ayırıcı tanıyı bilmenizi istiyorum. Onun özelliğini konuşalım. Niye bu kadar geldik? Heh, dur. Ben göstereyim şöyle. Şimdi bakın. Bugün kazanımlarınızdan birisi vaskülit olacak. Biraz ilerledi saat ama vaskülitlerin ayırıcı tanısını nasıl yapacağınızı bilin. Çünkü vaskülit, lenfoma, glomerülonefrit gibi hastalıklar birbirine çok karışan kliniklere sahiptir. Altyapılarını bilmezseniz klinikleri oturtması zor oluyor kafanızda. Ama vaskülit için bakın size çok basit bir hazırlık slaytı söyleyeceğim. Ondan sonra dev gibi bir konu yaklaşık 20-25 dakikada bitecek. Kocaman bir konu, aslında saatler sürer. Şimdi bakın, hedefimiz sınavda kısa zamanda soru çözmek. Yani sonuç odaklı bir gündeyiz. 3 değişik çapımız var. Büyük, orta ve küçük vaskülitler olmak üzere 3 çap var. Şimdi bunlardan ilki küçük çaplı vaskülitler. Arteriyol, kapil, venül seviyesinde tutulum yapan vaskülitler. Acaba bunların altyapısında ne vardır? Bu kadar küçük çaplı bir damarın hasar görmesinden sebebi ne olabilir? Arkadaşlar hiç uzatmayalım. Bakın, damar duvarı en zayıf olan sistem, değil mi? Hele hele venüller, endotel, bazal membran, perisit, başka bir şey yok. O kadar ince ki damar duvarı, çok basit hasar görüyor. Bakın şimdi, bu kadar küçük duvarı olan, ince duvarı olan damarlarda sizin için elastaz enziminin varlığı yeterli. Nötrofil elastazları bir şekilde damar duvarına denk gelirse orayı delebilir. Çünkü kolajeni yırtıyor elastazlar. Tip 4 kolajeni rahatlıkla parçalar. Peki elastaz kimlerde var? Nötrofillerde var. Nötrofil elastazı. Peki ben hangi mekanizmayla nötrofil elastazını damar duvarına boşaltabilirim? Sonuçta bu bir otoimmünite değil. Nötrofilin doğrudan damar endoteline saldırması gibi bir özellik yok. Çünkü öyle bir otoimmünite olmaz. Otoimmünlerde antikor saldırır. Bu durumda sizin kanda dolaşan nötrofilleri parçalamanız lazım. Neyle olabilir bu? Nötrofillere karşı antikorlarla olur, endotele değil. Mesela iki tane nötrofil antikoru var biliyorsunuz. Bir, C anka, 2 P anka. Ankanın açılımı zaten size her şeyi ifade ediyor. Antinötrofilik sitoplazmik antikor. Nötrofil sitoplazmik antijenlerine karşı oluşan antikorlarımız var piyasada, kanda dolaşan. Bunlardan biri C. Tabii ki bu eski isim. Yeni isim ne? ABC, alfabenin 3. harfi, doğal olarak proteinaz 3. Çağrışım yaptır. Proteinaz 3 antikorudur. P anka ise içinde P geçen bir enzim. Miyeloperoksidaza karşı gelişendir. Anti-MPO diye kısaltıyorum. Miyeloperoksidaz. Ama ikisi de sonuçta nötrofilin içinde bulunduğu için arkadaşlar, bu saldırıyla beraber nötrofil parçalanır. Nötrofilden açığa çıkan elastaz damar duvarını parçalar ve inflamasyonu başlatır. Demek ki anka pozitif vaskülitler sadece küçük çaplı damarları parçalamaya yetiyor gücü. Çünkü burada nötrofil elastazı ancak arteriyol, kapil ve venül duvarları için yeterli. Mantığını anladınız mı? Anka pozitif vaskülitler küçük çaplı vaskülitlerdir. Çünkü onun gücü orta boya, büyük boya yetmez. Gelelim orta boy damarlara. Orta boy damardan kastedilen şey arkadaşlar, bir organı delip giren bir uç arter. Mesela koroner, renal, mezenterik. Hep organı delip giren uç organ arterlerine orta boy deniyor. Buralarda dikkat ederseniz elastazın gücü bunlara yetmez. Bunlar elastik büyük bağ dokusundan oluşan dev arterler aslında. Baktığınız zaman arkadaşlar biraz daha ciddi bir inflamasyona ihtiyacınız var buralara hasar vermek için. Şimdi geçen derslerin birinden belki çağrışım yaptıracaksınız. Kanda dolaşan bir şey var bakın. Antijen antikor kompleksi. Kanda dolaşan antijen antikor kompleksinin endotel üstüne çökmesiyle hangi sistem uyarılıyordu hatırlayın? Kompleman, klasik yolu. Dolayısıyla damar endoteline oturmuş bu kompleks kompleman sistemini uyarıyor. Kompleman sistemiyle meydana gelen klasik bir inflamasyon, ki bu gerçek bir inflamatuar süreçtir. Öbürü gibi elastaz basit bir yöntem değildir. Damar duvarında inflamasyonu başlatıyor. Hatırlayın, hepatit B yüzey antijeni, poliarteritis nodoza. Aha işte o bu. Poliarteritis klasik bir orta boy.
Anlatacağım. Ve sonuncusu, dev büyük arterler, pulmoner aort gibi dev arterlerimiz var. Arkadaşlar eğer, bak sonuç odaklı olun. Bir soru size büyük çaplı arter semptomlarıyla gelebiliyorsa şunu bileceksin. Karotis gibi, pulmoner gibi, aort gibi dev arterler hiçbir zaman ilk atakta bulgu vermez. Devasa lümenleri var onların çünkü. Her bir atakta lümenin biraz daraldığını düşünün. 10, 15, 20 atak geçmiş, lümen gitgide daralmış. Atıyorum kafadan, 21. atağını geçiriyor hasta. Lümen azıcık daha daraldı ama kritik sınırın altına girdi artık. İşte semptom verdi ve hasta size geldi. İşte bu gibi büyük çaplı damarlardaki vaskülitler bulgu verdiğinde çoktan kronik granülomatöz vaskülit ataklarının bir etkisi olarak lümen gitgide daralmıştır. Bunlar kronik granülomatöz vaskülittir devler. Tamam mı? Gitgide daralmış, 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 en sonunda eşik sınırı geçmiş ve semptom vermiştir. Şimdi aynı mantığı kullanacağız. Size önce bir orta boy anlatacağım, sonra 3 küçük boy anlatacağım, sonra da 2 büyük boy anlatacağım. Ama toplamda 8 tane vaskülit var. Tabii kafanızda acaba 2 saat mi sürer diye düşünebilirsiniz. Buna sırtınızı verin, 15-20 dakikada işimiz biter vaskülitlerle. Ama buna güvenin. Şimdi önce şu orta boydan başlayalım. Klasik orta boy vaskülitimizin adı ne? Ha, şeyi de söyleyelim tabii. P-anka kime karşı oluşmuş? Miyeloperoksidaz. C-anka kime karşı oluşmuş? Proteinaz 3. Bunlar spot soru. İşte küçük damar vaskülitlerinde dedik. Ankalar pozitiftir ancak gücü ona yeter. Anka pozitif tip 2 hipersensitiviteyle karakterize vaskülitler nelerdir? Liste gelecek birazdan. Ben tek tek anlatacağım size zaten onları. 3 tane var zaten. Ama önemli olan soru şu. Soruda anka pozitifliğini vermiş ama şıklarda küçük damar vasküliti vermemiş. Olabilir mi? Yani ankası pozitif olan vaskülit dışında başka bir hastalık olabilir mi? Olabilir. Özellikle ve özellikle primer siklerozan kolanjiti ve ülseratif koliti asla unutmayın. Bunlar bizim için önemli. Peki. Şimdi başlıyoruz orta boyla. Sevgili arkadaşlar, sonuç odaklı olun bakın. Orta boy PAN, klasik PAN bu. Neyle karakterize? Kompleks. Bak şimdi, PAN'ın özelliği, orta yaşlı hastalarda, orta boylu damarlardan başlayan, ki orta küçük derler de başlangıç ortadır. Çünkü bunlar semptom verdiği dönemdeki damar tutulumlarıyla sorulur. Orta boyu tutup semptom verip getirir hastayı size. Orta boy damarlardan başlayan akut nekrotizan bir vaskülittir. Devam ediyoruz. Şimdi başlangıcı sadece kendine has bir özellikle başlar poliarteritis nodosa. Bakın şimdi şu bir damar duvarı, şu da karşı damar duvarı, şurası da lümen olsun. Bakın başlangıcı şöyledir. Birbirinden keskin sınırlarla ayrılan atlamalı lezyonları vardır şu şekilde. Ve bu atlamalı lezyonların en önemli özelliği arkadaşlar, başlangıçta biyopsi anında farklı evrelerdeki lezyonlarla başlar. Bakın %20, %40, %10 dikey olarak tutulmuş, gördünüz mü? Atlamalı ama farklı evrelerdeki lezyonlarla başlayan ama kronik döneme gittiği zaman tamamı transmural olarak sonuçlanan bir vasküliktir. Bu çok önemli bir özelliktir bakın. Farklı evrelerdeki lezyonlarla başlar ama kronik dönemde tamamı transmural olmuştur ve atlamalıdır. Aynen Crohn hastalığı gibi. Bağırsaktaki Crohn gibi. Atlamalı tam kat. Bunun adı PAN. Klasik PAN. Evet. Bakın atlamalı ama farklı dönemler bir arada. Daha sonra kronik dönemde transmural tutulumla sonuçlanmak. Klasik özellikleri. Peki bu bir orta boy vaskülit olduğuna göre nereyi tutmaz? Soru bu. Nereyi tutmaz? Devleri tutmaz arkadaşlar. Pulmoner arter ve aort gibi devler tutulmaz. Peki en çok nereyi tutar? Bana bir orta boy uç arter söyleyin en çok tutulum yeri. Renal arter. En çok böbrek tutulumu, aynı zamanda böbrek en sık ölüm nedenidir arkadaşlar. Poliarteritis nodosa'da. Şimdi geliyoruz. Bu bir orta boy olduğuna göre kanda dolaşan neyi aramak lazım ön planda? Bir antijen antikor kompleksini aramak lazım ki o komplemanı uyarsın. Geçen derslerden hatırlayın. %30 hastada hepatit B'nin surface antijenine karşı gelişen kompleksler PAN nedenidir. Doğal olarak ankası negatif çünkü bunun başlangıcı orta boy. Anlaştık mı? Orta boylarda anka olmaz. Daha rahat çözülüyor sanki.
Orta boylarda anka yok ama antijen antikor kompleksi var. Onun da en büyük müşterisi doğal olarak kim? Hepatit B surface antijen kompleksleri. Şimdi bir tane orta boyun kompleksini bitirdik. Size 3 tane küçük boy söyleyeceğim. 3 tane zaten. Wegener, mikroskobik pan ve Churg-Strauss. Arkadaşlar bana şöyle bir ortak klinik bulgu verin. Küçük çaplı damarları tutan 3 vaskületimiz var. Üçünün de kanında anka pozitif. Bak ayrıca tanıya daha giremedim. 3 anka pozitif, 3 küçük çap. Küçük çap demek bir hastalığın arteriyol seviyesindeki küçük çaplı damarları tutabilmesi demek, hastalığın multisistemik olması demektir. Öbürü sadece böbrek. Çünkü orta boy. Ama küçük çap tüm sistem demek. Bak 3 oldu. Sistemik tutulum yapabilen, kanda ankası pozitif olabilen 3 tane küçük damar vaskületim var. Kim bilir hangisi, daha hala farkında değilim. Bir tane C, 2 tane P pozitif var içlerinde. Otoimmün hastalıkları hatırlayın. Hepsinin anası pozitif. Ama spesifik analara baktığınız zaman herkesin afinite duyduğu organ farklıydı değil mi sıralamada? İşte aynı mantık. C ankanın afinitesi farklı organlarıdır, P ankanın afinitesi farklı organlarıdır ve fizik muayenede getirdiği bulgular farklıdır. Gene ne oldu? Kimin kime saldırdığına bakarak soruyu çözebiliyorsunuz. Çok basit. Wegener'le başlayalım. Eski ismi Wegener granulomatozisi, yeni ismi granulomatoz polianjitis. Arkadaşlar, henüz sebebini ben de bilmiyorum. İdiopatik. Bakın başlıkta yazıyor Allah'tan. Şu kelimenin altını çizin. Bazen küçük çaplı damar duvarında da granülom görülebiliyor ama bana sormayın, ben de bilmiyorum. Sebebi idiopatik. Ama devler zaten mecburen granulomatoz olacak. Şimdi soru başlasın. Wegener granulomatozunda bir triat vardır. Bütün soruları çözdürebilir aslında bakın. 40 yaş erkek, orta yaş erkek ve C anka pozitif tek hastalığımız. 40 yaş erkek, C anka pozitif. Bitti. Çoğu soru böyle çözülüyor zaten. Peki bu kanda dolaşan C ankanın bizim için afinitesi neresi? Bakalım, anka pozitif olduğuna göre çapımız küçük olmalı. Küçük arteriyol ve venleri tutan, venül, arteriyol venül seviyesinde tutulum yapan nekrotizan ve granulomatöz bir vasküliттir. Akut dönemde nekrotizan, granulom yapan bir vasküliттir arkadaşlar. Şimdi multisistemik tutulum yaptığı bir gerçek. Çünkü küçük çaplı damarı tutuyor. Soru şu. C ankası pozitif olan hastanın triadı nedir? Şu triadı hiçbir zaman unutmayın. Üst solunum nazofarenx, alt solunum akciğer ve böbreğin glomerülleri. 3 tutulum C anka demek arkadaşlar. Üst solunum, alt solunum, böbrek. Hatta yüzdelerini vereyim size. Akciğer %100. Triyattaki akciğer %100. Üst solunum yaklaşık %90. Glomerül tutulumu da 80-85-90 civarı. Yani müthiş rakamlar arkadaşlar. Tabii ki bunlar varken bunlar verilir soruda. Niye gidip efendim dil lezyonu versin, niye gidip bağırsak lezyonu versin en az tutulan yerleri? İşte bakın bunlar bizim için çok çok önemli. Demek ki üst solunum, alt solunum, böbrek. Peki adındaki nekrotizan granulomlara güvenerek bana şunu söyleyeceksiniz. Üst solunum nazofarenx bölgesinde nekrotizan granulom yapıyor. Hasta size sanki kronik sinüzitmiş gibi geliyor. Tedaviye yanıtsız. Bir biyopsi çakıyorsunuz. Ben de diyorum ki size bu bir sinüzit değil, granulomatöz vaskülit. Nekrotizan granulomatoz vasküliti. Akciğer nodülleri var röntgende. Sen zannediyorsun ki ana pnömoni. Pnömoni ama değil. Bir biyopsi yapıyorsunuz. Ben size diyorum ki bu bir pnömoni değil. Bu bir nekrotizan granulomatoz vasküliti biyopside. Hep aynı cümleler geçiyor bakın. Tanı C ankada pozitif olunca erkeklerde doğal olarak Wegener oluyor. Neymiş? Üst solunum, alt solunum, böbrek triadını asla unutmuyormuşuz. Anlaştık mı? Bu bir C anka çünkü. Gelelim P anka pozitif olan iki hastalığa. Lökositoklastik, pardon ilk ismiyle başlayalım. Mikroskobik pan ve Churg-Strauss. Bunlar ikiz kardeşler. Çünkü ikisi de P anka pozitif. İkisi de küçük çap, ikisi de sistemik. Bir şeyle ayırmak lazım. Niye o zaman iki kişiler değil mi? Bir şeyleriyle ayırmanız lazım bunları birbirinden. Çünkü ayrıcı tanı ikisi de P anka pozitif. Şimdi başlayalım. Mikroskobik pan neden böyle bir isimle başlamış tarihte? Klasik pana benzeyen özellikleri var ama klasik pandan ayrım için kullandığımız farklılıklar var. Mikros ne demek? Klasik pandan farklı olarak küçük çaplı damarları tutan lezyonlarla karakterizedir. İlk cümle bakın. Klasik pan orta boydu. Bu ise arteriyol venül tutulumuyla karakterizedir. İlk fark bu. İkinci fark.
Klasik PAN'ın tüm lezyonlarında farklı evreler görebiliyordunuz, hatırlayın başlangıçta. Bu öyle değil. Bunun bütün lezyonları aynı evrededir. Bıçak gibi, böyle jilet gibi aynı evrededir arkadaşlar. İkinci temel fark. Üçüncü fark. Klasik PAN'ın tutulumu neyle başlıyordu, hatırla? Böbrek. Değil mi? Orta boy, doğrudan renal arter. Bu öyle değil. Bu küçük çap, multisistemik. Ama multisistemik de gene bir afinite duyması gereken bir organ var. Bakın. Lezyonlar aslında bütün sistemi tutmak ister ama P anka pozitif lezyonlarımızın başlangıcı deridir sevgili arkadaşlar. Deri, bak az önce triyatta deri yoktu ama P anka deri için çok önemli bir hastalık. Peki derideki en önemli fizik muayene bulgunuz palpable purpura. İşte bak, ve genelde alakası yok bu triyadın. Hatta triyat bile değil. Palpable purpurayla geliyor bu hasta ve en önemli özelliği palpable purpura aylarca duruyor deride. Lokalize palpable purpura. Yeter ki tanı koyun, tedavi verin, sisteme bulaşmadan aylarca durur orada arkadaşlar. Bu bizim için en büyük avantaj. Sisteme geçerse o zaman dağıtır tabii ki. Ama palpable purpurayı gördüğünüz zaman sizin tanı koymanız çok kolay. Oradan bir biyopsi yapıp göndermeniz her şeyi çözüyor. Bakın ben ne görüyorum. Buranın bir deri damarı olduğunu düşünün. Bir dermis venülü olduğunu düşünün. Sizin oranın da epidermis olduğunu düşünün. Ben bir nötrofilim. Doğal olarak P anka var. Bana karşı bir antikor. Saldırıya geçiyor ve beni buradan geçerken beni parçalıyor. Soru, dermal venüllerde anka saldırısıyla lökositin parçalandığını görüyorsunuz. İşte bunun bir adı var. Lökositoklazi. Lökosit kıyımı demek. Lökosit katliamı demek. Dermal venüllerdeki anka saldırısıyla lökositlerin parçalanmasına lökositoklazi deniyor. Tamam mı? Ben parçalandım. Benden açığa çıkan enzimin adı elastaz. Elastaz geldi, burada kocaman bir delik açtı. Bakın burada bir açık delik var. Sizin orası epidermis. Kandaki eritrositler bu delikten şöyle sızıntıya geçiyorlar ve sizin oraya çöküp purpura yapıyorlar. Eritrosit birikimi purpura demek. Dolayısıyla damar duvarındaki bu hasardan ekstravaze olan eritrositler gidiyor, palpable purpura yapıyor. Çok tipik. Ben bunu size biyopside gösterdim mi bunun adı lökositoklastik vasküliktir derim zaten. Ve en önemli özelliği başlangıçta alt ekstremitelerde olmak üzere palpable purpura ile gelen hastadır. Bunu asla unutmayın. Palpable purpura. Peki bunun hangi ankası pozitifti? Doğal olarak P ankası pozitif arkadaşlar. Hatta öyle bir özelliği var ki, ekstra cümle. Palpable purpura ile karakterize olduğu dönemde kanda ölçülemeyecek kadar azdır P anka. Çünkü lokalize. Ama siz ısrarla tanı koymaz, tedavi vermezseniz P anka yavaş yavaş titresini geçtiği anda tüm sistem darmadağın olur. Başlangıç ayrı, tabii ki multisistemik dönemi ayrı. Bakın Henoch-Schönlein purpurası dediğimiz o purpura bu hastalığın uzun dönem derideki lokalize formunun özel ismidir. Anlaştık mı? Güzel. Şimdi geliyoruz P anka olan öbür hastalığımıza. Kim var? Church-Strauss. Church-Strauss'u başlık olarak çok fazla ipucu içermediğini görüyorsunuz. Ama diğer adını kullanırsanız her şey kabak gibi ortaya çıkıyor. Church-Strauss bir önceki gibi P anka. Church-Strauss bir önceki gibi küçük damar. Church-Strauss bir önceki gibi multisistemik. Gene deri, gene böbrek, istediğiniz her yeri tutayım. Çünkü P anka pozitif. Ama hangi özelliğiyle iki P ankayı birbirinden ayıracaksınız? İşte Church-Strauss'un ikinci ismine bakarsanız kabak gibi ortada. Bir, şu kelime. Bunlar yoğun bir şekilde eozinofilik infiltrasyona sahip. Bundan dolayı da alerji yatkınlığı olan insanlar, vaskülite eşlik eden tip 1 hipersensitivite hastalıkları var. Astım gibi, rinit gibi. Çünkü adı yazıyor, alerjik. İkincisi ise mikroskobik panda olmayan diğer kelime granülom. Gördünüz mü? Granülom ve alerji sayesinde mikroskobik pandan ayrılır Church-Strauss. Adı öyle çünkü. Başka bir farkı yok. Tamam mıyız arkadaşlar? Peki. Bunun da ankası, P ankası pozitif sonuç olarak. Şimdi bana ufak bir zaman verin. Şu ikisini de bitirip ara verelim. Sonra bir lenfom anlatacağım size. Önemli çünkü. Bakın. Temporal arterit. Kime geldik artık? Kocaman devlere geldik. İki tane dev var. Biri temporal arterit, biri takayaş. Yani hedefiniz artık aort, anadalı veya pulmoner. Küçükleri geçtik.
Biraz işe yaradı mı o size vermiş olduğum küçük mekanizması, orta mekanizması, ayırt edici tanıda? Şimdi bakın büyüklere geldik. İki büyüğün de ana mekanizması neydi tekrarlayan geçmiş yıllarda? Kronik granülomatöz vasküler ataklarının bir sonucu olması. Tamam mı? 15-20 atak geçirince bulgu verirsiniz. Tek atakla bulgu vermezsiniz bu büyük damarlarda. Gelelim temporal arterite. Sevgili arkadaşlar, adına bakın. Bu saf bir arter tutulumu yapan arteritler arasında en sık görülen hastalık. Çünkü bu bir ven tutmaz. Her zaman arter tutar adından da anladığınız gibi. İkinci cümle işte spesifik bir bulgu. 70'li yaşlar civarında 65-70 bu yaşlarda en sık görülen vasküliттir. Bu yaşlarda başka vasküliт görmezsiniz kolay kolay. Yaş tek başına soru çözdürür. O açıdan önemli. Yaşların en sık görülen vasküliti. Nereyi tutar? Büyük çaplı damar örneği isterler sizden. Aortun ana dalları, karotis. Karotis dallarını tutan kronik granülomatöz bir vasküliттir. İki temel hedef var. Biri hastalığa ismini veren temporal arter, diğeri oftalmik, optik siniri besleyen oftalmik arter gibi devleri tutan kronik granülomatöz vasküliттir. Tamam mı? 65 yaşında oftalmik ve temporal damar. Devam ediyoruz. Özellikle ya kadın erkek aslında çok fazla ayrım yok da polimiyajiye romatikayı bilmeniz lazım arkadaşlar. Polimiyajiye romatika yumuşak doku ağrılarıyla karakterize olan bir klinik fizik muayene bulgusu. Bizden çok gelmez ama eşlik açısından klinikçiler çok sever bunu. Sorumuz gelsin. İşte bu. Tutulan iki damar sayesinde size verilen semptomatoloji büyük fayda sağlıyor. Temporal arter tutulumu ani gelişen bir baş ağrısı, oftalmik arter tutulumu ise ani gelişen bir görme kaybıyla karakterize olması ve tabii çok yüksek sedimentasyon çünkü damarda inflamasyon var. İnflamasyon göstergesi yüksek sedimentasyon. Şimdi bu bir aynı zamanda nöroloji acili değil mi? Acil bir tablo olmasının sebebi nedir? Yüksek doz steroidle baskılamazsanız optik sinir başındaki iskemi geri dönüşümsüz bir nekroza yol açar ve kalıcı körlüğe yol açar. Temporal arteri çok acil bir tablodur yaşlılarda arkadaşlar. Tabii ki granülomatöz bir iltihaptır. Büyük çaplı damarlardan biyopsi gönderirsiniz tutulan yerden. Ben de size bu bir kronik granülomatöz vasküliттir der tanıyı koyarım. Bu bir temporal arterittir diye tanıyı koyarız. Bu dersimizin son başlığı da diğer büyük damar olsun. Şimdi bizim iki devimiz olduğuna göre iki devi ayırıcı tanıya sokarlar öyle değil mi? Birisi temporal, birisi takayaşu. Şimdi takayaşuya baktığınız zaman arkadaşlar temporal arteritten nasıl ayrılacağını sorarlar bize. Hemen başlayalım. Bakın ne diyor? Artık yaşlıyı unutun. Genç kadınlar, özellikle 20-25 arası genç kadınları tutan damarı ayırt etmeden hem aortu hem pulmoneri gibi devleri tutan bir vasküliт. Bakın, aort ve pulmoner arterleri tutabilen kronik granülomatöz vasküliт. Mekanizma aynı, yaşımız farklı ve ayırt etmeden tüm büyük damarları tutabilen bir vaskülitimiz var. Fizik muayenedeki bulgular sizi doğrudan tanıya götürür. Bakın şimdi, aort ve pulmoner arter demişiz değil mi? Şimdi ben size geldim 24 yaşındaki genç bir kadın. Bana şikayet soruyorsunuz. Bak, aortumuzun ana dalı, truncus brachiocephalicus. Sola doğru gidiyor, arteria carotis communis ve subclavia sinistra. Sola giden, ekstremiteye giden dalımız. Ben size diyorum ki, subclavia sinistra tamamen tutulmuş, lümen tamamen daralmış, fibrotik olmuş, sol koluma giden kan sağ kolumdan düşük hocam. Nabız, nabız çok zayıf. Burada sapasağlam, burada zayıf. Tansiyon ölçüyorsun, 120-80, 60-30. Niye? Sol tarafa giden ana dallardan birisi tıkanmış. Dolayısıyla genç bir kadının her iki üst ekstremitesinde nabız ve basınç farkları varsa ilk bunu ekart edeceksiniz. Tamam mı? Bakın bu bir bebek değil, aort koarktasyonu düşünmezsin. Bu bir genç kadın. En önemli özelliği bu. İki üst ekstremite arasındaki fark bizim için tanıda son derece önemli. Ve en büyük komplikasyonlarından bir tanesi aortta çıkmış olan, daha doğrusu truncus'ta çıkmış olan bu fibrotik skarların retrograd olarak büyüyerek aort damarının ilk çıkışı olan bir damarın etrafını da daraltabiliyor yavaş yavaş. Kim o?
koroner damarlar. Dolayısıyla koroner arteri tıkadığı zaman da 25 yaşına geldiği anda pat diye MI geçiren bir kadın düşünün. Genç kadın MI'larında mutlak bu vasküliti bulacaksınız arkadaşlar şıklarda. Tamam mı? Demek ki üst ekstremitelerde fark var ve genç yaşlarda MI geçiren genç kadın eşittir taka yaş. Toplamda biz 6 tane vasküliti esasında konuştuk. Bakın 15 dakikada 6 vasküliti anlattım az önce, en maksimum 20 dakikada. İlki pan, hatırlayın, orta boy, orta yaş, akut nekrotizan, böbrek vesaire dedik ve lokalize böbrekle geldi. 3 tane küçük çap konuştuk. Ankaların tipine göre afinite duyduğu organlar farklıydı. Üst solunum, alt solunum böbrek, öbüründe deri, değil mi? Palpable purpura. Üçüncüde de palpable purpura olsa da alerji ve granülom basamaklarıyla ayrılıyordu. 2 tane de büyüğü gördük. Birisi sadece karotisin ana dallarını tutan, yaşlılardaki görme kaybı ve baş ağrısı yapan çok spesifik bir tablo. Öbürü ise genç kadınlarda tüm büyükleri tutabilen, ön planda basınç ve nabız farklarıyla ve iskemik kalp hastalığıyla gelen klasik taka yaşı gördük. İkisi de kronik granülomatöz vaskülitti. Şimdi 7 ve 8'i görelim, ondan sonra noktalayalım vaskülitleri. Şimdi son iki vaskülit orta boydur. Aynen pan gibi. Ama pandan farklı olarak immün komplekslerle oluşmaz. Yani bunlar o sınıflamaya girmeyen özel tablolar arkadaşlar. Sebepleri farklı. Bakın Kawasaki, bildiğiniz gibi yaşımız son derece net. İnfant ve erken çocukluk döneminde görülen bir vasküliттir. Vaskülit tablosunu koroner arterler üzerinde çok fazla yapar arkadaşlar. Bunun ana nedeni şu bakın. Endotel, koroner arter endoteli ve düz kasına karşı gelişen antikorlar vardır. İşte spesifik hedef koroner arter duvarı olduğu için bu çocuklarda spesifik koroner vaskülit yapan bir tablodur. Az önce gencecik kadınlarda gördüğünüz iskemik kalp hastalığını bu sefer küçük çocuklarda görebiliyorsunuz. Bir bebekte, bir çocukta MI var ve soru vaskülit sorusuysa gözünüz kapalı Kawasaki işaretleyin. Mantık budur. Çünkü koroner vaskülit vardır endotel ve düz kaslara karşı. Anlaştık mı? Antikorla karakterize. En alt cümleyi okuyun çünkü pediatristler anlatacaklar. Esasında bu bir sistemik tutulumlu, bir nedeni bilinmeyen ateş sebeplerinden bir tanesidir arkadaşlar. Yüksek ateşle giden çocukluk çağı hastalıklarından birisidir. Ama bize vaskülit kısmı lazım. O da koroner arterleri tutar. Bir başkası yine orta boy damarları tutan Burger ya da diğer adıyla tromboanjitis obliterans. Bakın yine etken farklı. Tutulum orta boy. Bakalım. Tibial ve radyal bakın, dirsekteki ve diz bölgesindeki orta boylu ekstremite arterlerini tutan bir vaskülit bu. Radyal ya da tibial. Bakın tabii etrafındaki sinir ve ven paketlerini de tutabilir. Çok önemli değil arkadaşlar. Genç, orta yaş, sigara içen erkek. İşte bu sigaraya karşı verilen aşırı bir idiosinkrazik yanıttır arkadaşlar. Sigara içerken meydana gelir ve sigara içtiğiniz sürece kronik inflamasyon olarak yoluna devam eder. Tabii ki kronik olduğu için sevgili dostlarım bakın granülomla karakterize 5. vaskülitimiz olur. Granülomla. Ama bu öyle bir granülom değil. Çünkü bunlar idiopatik değil. Nedeni biliniyor. Sigaraya karşı aşırı bir duyarlılık olduğu için ana neden. Bu hastalar sigarayı bıraktığı zaman şu granülomlar bile dramatik olarak tamamen düzelebiliyor. Gerçek bir granülom geri dönmez. Ama bunlar sigara granülomu, etken kesildiğinde normale dönüyorlar arkadaşlar. Ama etkeni bırakmazsan, sigara içmeye devam edersen bu sefer amputasyona, gangrenlere, nekrozlara gider distal ekstremitelerimiz. Anlaştık mı? İsimlerinin her ikisi de ayrı ayrı TUS'ta soruldu. İki ismi de bilmemizi istiyorlar. Şimdi bir özet. Bana granülomlarla giden vaskülitleri bir söyleyin bakalım. İkisinin adında yazıyor. Kim onlar? Wegener granülomatozisi, alerjik granülomatozisi. Adında yazıyor, ezbere gerek yok. Kalan ikisi büyük çaplı damarların oluş mekanizması. Temporal ve takaya şu etli 4. 4 doğru yetiyor zaten. Bir beşincisi de Burger. Burger'i koymazsan onun yerine yanlışı yazacaksın doğal olarak. Yanlış da büyük ihtimalle pan olarak gelir. Panlarda granülom olmaz arkadaşlar. Peki. Bir de yaşa göre MI tablolarındaki vaskülitleri görelim. Bakın. Orta yaş kadın MI geçirebilir mi bir vaskülitle? Pan orta boyları tutmuyor mu? Koroner de bir orta boy değil mi? Orta yaş kadın MI diyorsa panı bilin. 23 yaş kadın MI diyorsa takaya şu işaretleyin. Çocukların MI deniyorsa Kawasaki işaretleyin. Anlaştık mı? Yaşlara göre tabii ki etken değişecek arkadaşlar. Orta yaş pan, genç kadın takaya şu, çocuk Kawasaki. Şimdi
Sevgili dostlar, size damar tümörlerinden bir adet kaposiyi anlatmam lazım. Bir iki dakika kaposiye vakit ayıralım. Birkaç satır ileride. Şimdi anevrizma ve diseksiyonlara çok girmeyeceğim açıkçası. Kaposiyi bir konuşalım. Önemli bir parametresi var arkadaşlar. Bakın, damar endotelinden köken alan esasında bir damar kanseridir kaposi. Birinci soru. İkinci soru. Human herpes tip 8 etkenidir. Biliyorsunuz AIDS'te en sık rastlanan tümördür. Üçüncü soru. HHV tip 8'in kodladığı bir proteinin adını hatırlayın. TAT denilen bir protein. TAT proteini endotel hücrelerinde PL3 inhibisyonuna neden oluyor. Ve böylelikle tümör süpresör geni ortadan kaldırırsanız hücre otomatik olarak bölünmeye başlıyor. En önemli özelliği odur TAT protonkogeninin. Devam ediyoruz. Bazı alt tipleri var bakın. Buradan soru var, buraya dikkat edin. Klasik kaposi diye bir tipimiz var. Klasik kaposinin özelliği şudur arkadaşlar. Mesela hastanız 75 yaşındadır. 75 yaşında AIDS hastası gördünüz mü, duydunuz mu hiç? O yaşa kadar beklemiyorsun tabii. Çok daha genç yaşlarda AIDS tablosunu bekliyorsun bunlara göre. Bakın, yaşlılar HIV negatif hastalar. AIDS değil zaten. Ama yaşlandıkça makrofaj fonksiyonları zayıflamaya başladığı için arkadaşlar biraz immün yetmezliğe yatkın oluyor bu insanlar. Bakın, HHV genomu gene pozitif ama HIV değil bu hastalar, yaşlı. Ve özellikle alt ekstremitelerdeki nodüller, ele gelen nodüllerde klasik kaposi ön planda düşünüyoruz. Çünkü damar endoteli markerları da pozitif oluyor, birazdan söyleyeceğim. Klasik kaposi diyorsun. Ama günümüzde tabii ki bunun epidemik olmasının ana nedeni şu. Human herpes tip 8 bir fırsatçı enfeksiyon virüsü değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla bize bir immün süpresyon lazım. Bakın, devam edelim. Afrika'da endemik kaposiler olabiliyor. Genç ve çocuklarda agresif iç organ tutulumuyla giden. Bu da çok sık görülen tip değil. Ama en son cümleye dikkat ederseniz hem organ nakli hastaları hem de AIDS hastaları immün süpresif ya. Organ nakli ve AIDS, işte epidemik kaposi bunlar arkadaşlar. Günümüzde en sık görülen kaposi immün yetmezliğe eşlik eden kaposidir. Bu gruptaki hastalarda özellikle bir triat var bakın. Deri, lenf nodları ve mukozalı iç organlar, özellikle de gastrointestinal sistemin tutulumu tipik. O bölgelerdeki damar endotelinden köken alan damar kanserlerini görüyoruz arkadaşlar. Deri, lenf nodları, endoteli ve iç organ, mukozalı gisin iç organ, damar endotelinden köken alan kanserleri görüyoruz. Özellikle bu satırda adamlar HIV pozitif doğal olarak. Ve HHV tip 8 pozitif. Peki soru ne? Damar endoteli bir mezenşim hücresidir değil mi? Mezenşim. Bize malign mezenşimal hücre olarak gelir biyopsi. Bakın, atipik iyisi hücreler. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Histolojide iyisi kelimesi daima mezenşim hücresi demek. İnce uzun, yılan gibi böyle, kurt gibi, kıl kurdu gibi ince uzun hücreler iyisi demek ve mezenşim ifadesidir. Sizin yapmanız gereken o iyisi hücrenin damar endoteli olduğunu anlamaktır arkadaşlar. Hatırlayın, damar markerları neydi? Bakalım. Von Willebrand, CD31, CD34. Bunu vermezse o hücrenin damar endoteli olduğunu anlayamazsınız. Anlaştık mı? İşte kaposinin çok kaliteli soruları var. Özellikle bunun bir damar endoteli olduğunu anlayacaksınız. HHV tip 8 pozitif, bir de immün süpresif hastaysa güzel güzel kaposi sorusu geliyordur. Ama 75 yaşındadır, HIV negatiftir ama HHV tip 8 pozitiftir. Onun adı da klasik kaposidir. Anlaştık mı? Ama yine endotelden gelişmiştir.